Amerika Birleşik Devletleri'nde kripto dünyasıyla geleneksel finans endüstrisi arasındaki en önemli köprü olan Silvergate Bank'ın batmasından dün bahsetmiştim. Silvergate, kurduğu özel altyapıyla kripto borsalarına 7/24 likidite sağlıyor. Özellikle stablecoin'ler için bu çok önemli. Silvergate henüz batmadı fakat finansal raporlamasını geciktirdi ve bir de not düştü. Going concern. Going concern demek hayatımıza devam edip edemeyeceğimize emin değiliz, değerlendiriyoruz anlamına geliyor. Silvergate'in ilk etaptaki etkisi kripto borsalarının likiditeye ulaşmasının zorlaşması olabilir. Gerçi orada Signature Bank diye bir alternatif var ve muhtemelen başka bazı büyük bankalar da piyasaya destek verecektir ama en büyük köprü kapanmış durumda. Ama esas soru şu, burada bir bulaşıcılık var mı? Hatırlayın, FTX'in batışı süper bulaşıcıydı, kripto pazarının canını okudu, bir sürü başka kripto oyuncusunun batmasına neden oldu. Daha evvel Luna'da da benzer bir şey yaşamıştık. Silvergate'de de böyle bir bulaşıcılık var mı? Dün piyasaya bu konuda ilk etapta endişe verici yorumlar düştü. Bunlardan bir tanesi en büyük kripto yatırımcılarına olan Michael Saylor'ın Silvergate'den borç almış olması. Neyse ki Saylor bir açıklama yaptı ve dedi ki bizim borcumuzun ödemesi 2025'ten önce değil ve Silvergate batsa bile daha önce borcumuzu ödememiz gerekmiyor. Buradaki korku şuydu, eğer Michael Saylor borcunu ödemek zorunda kalırsa elindeki Bitcoin'leri satabilir, bu fiyata daha da baskılayabilir. Öte yandan pek çok Amerikan kripto borsası da Silvergate'le ilişkilerini kestiklerini ve bir yükümlülüklerinin olmadığını, bir risk teşkil etmediğini kendileri için söylediler. Kimler söyledi bunu? Paxos söyledi, Circle söyledi, Gemini söyledi, Coinbase söyledi, Genesis söyledi. Henüz yorum yapmayan kim var? Binance US var ve Kraken var. Binance US yani Binance Amerika çok büyük bir pazar. Kraken de öyle. Onlardan bir yorum gelmedi ama en azından bu biraz önce bahsettiğim büyük kripto borsaları bizim riskimiz yok diyorlar. Bu açıklamalar borsayı bir miktar sakinleştirdi ve Bitcoin o ilk sert düşüşten sonra durdu. Bu arada o sert düşüş sırasında 62 milyon dolarlık kaldıraçlı long pozisyonda leak olmuş. Bütün bu anlatılanlar ışığında Silvergate'in batışının kripto pazarı için izole edilebilecek bir fenomen olduğunu düşünüyorum. Ama tabii derine girdikçe başka şeyler çıkabilir. Bunu şu andan bilmek imkansız. Bu arada Ethereum yatırımcıları için de üzücü bir haber vardı. Büyük bir merakla beklenen Şangay güncellemesinin Nisan'a ertelendiği ortaya çıktı. Daha evvel Mart'ın 14'ü düşünülüyordu. Şangay ertelenmesi sonunda Ethereum'daki stake'lerinizi çözebiliyorsunuz. O yüzden pek çok insan bunu bekliyor heyecanla. Tabii o kadar çok Ethereum'un stake edilmekten çözülmesi piyasayı nasıl etkiler? O da ayrı bir mesele. Satışa mı geçer insanlar, ne yapar? O da endişe verici. Ama bu ertelenmiş durumda Nisan'a özellikle mainnet üzerine bazı teknik konuların henüz çözülemediği söyleniyor. Kripto pazarıyla ilgili son bir açıklamada yine Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Gensler'in sevimsiz bir açıklaması dedi ki kripto pazarları güvenilir bekçiler değiller. Bekçi demek ne demek? Custodian hizmet dediğimiz konu. Yani paranızı emanet edebilmeniz. Amerika'da mesela bankalara paranızı emanet ettiğinizde belli bir miktarı Amerikan devletinin garantisi altında oluyor. Türkiye'de de öyle. Mevduat garantileri veriliyor. Dedi ki kripto pazarları buna uygun değil. Yeni çıkarmakta olduğunuz bir regülasyona uygun değiller. O yüzden oralardan bu tip bekçilik yani kriptonuzu paranızı güvende tutma hizmetleri alamazsınız. Bunu da regüle edeceğiz dedi. Bu da yine Amerikan devletinin kriptoda olan olumsuz bakış açısına bir örnek. Gerçi çok da haksız değil. Çünkü FTX örneğinde olduğu gibi kripto pazarlarına çok para battı. Onların bir güvenceye alınmasına fayda var. Ve asla paranızı ve kriptonuzu orada tutmamanızı biz de zaten hep söylüyoruz. Evet, böyle kısa bir bilgilendirme notu dünün devamıydı. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Soru ve yorumlarınız varsa aşağıya bekliyorum.